Merhabalar. Web tasarımının temelleri dersinde bugün sizlere HTML'de CSS üzerinden bahsedeceğim ve header, footer ve article ögelerinden bahsedeceğim. Özellikle HTML5 ögeleri diye geçer bunlar. Burada header ya da article ya da footer terimi aslında header bir başlık demek Türkçe'ye çevirdiğimizde. Footer da alt başlık, alt bilgi diye geçiyor. Article da bağımsız bir içerik gibi düşünebilirsiniz. Hani bir içerik yaratmak istiyorum burada. Tabii ki artık bir makale demek ama hani her zaman bloglarda kullanılabiliyor. Tabii ki hani bu anlamını da taşıyır şekilde kullanılabiliyor. Yani bir bağımsız bir parça oluşturmak anlamına gelebilir kimlerine göre. Evet, nasıl header ögesi kullanılıyor? Böyle header, header arasına alıyoruz başlığımızı gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve genelde header ögesi içerisinde giriş için bir kapsayıcı gibi düşünebilirsiniz. Aslında div container oluşturuyoruz ama giriş için özel bir başlığımız var. Özel bir ögemiz var. HTML5 ögemiz var daha doğrusu. Header şeklinde bu şekilde bağımsız bir div gibi, kapsayıcı gibi düşünebilirsiniz. Burada neler olabilir? Header kısmında neler yer alabilir? İşte başlıklar yer alabilir, bir veya birkaç başlık. Logo, simge buralara yerleştirilir bir sitenin. Yazarlık bilgileri kim zaman eklenebilir siteyle ilgili bir takım sloganlar veya işte bir isimler vesaire eklenebilir. Burada bir dikkat edilmesi gereken nokta. Header ögeniz var, evet. Header bir footer ya da adres ya da header başka bir header ögesinin içerisine yerleştirilemiyor. Yani bağımsız bir içerik gibi düşünebilirsiniz. Footer'ın içine yerleştiremezsiniz. İşte adres diye bir kısım var. Altta kullanabiliyorsunuz yine bir HTML ögesi. Onun içine yerleştiremiyorsunuz. Ya da header dışına bir tane daha header oluşturamıyorsunuz. Bir div içerisine falan koyabilirsiniz tabii ki. Footer da benzer şekilde alt bilgi diye geçiyor. Sitelerin alt bilgisi footer şeklinde veriliyor. Bu da yine HTML5 ögemiz. Yani herhangi bir öge altında da kullanılabilir. İlle bir sitenin altında olması gerekmiyor. Bir article'ın altında da olabilir. Bu şekilde yine ne içeriyor derseniz de yazarlık bilgileri içerebilir. Telif hakkı bilgisi içerebilir. İletişim bilgileri, site haritası, üst bağlantılara dönmek için bağlantılar konabilir. Yani kişi siteyi gezdi gezdi en alta indi işte tekrar bağını koparması diye farklı bağlantılara eklenebilir vesaire. İlgili başka belgeler her şey eklenebilir. Footer içerisinde adres bilgisi olabilir mesela. İşte bazen footer içerisinde bir konum bilgisi atılabiliyor. Google haritalara falan yer verilebiliyor. Kimi zaman farklı kullanımları göreceksinizdir zaten karşılaşıyorsunuz en altında bağımsız bir bilgi olarak. Article dediğimizde ise kendi kendine yeten bağımsız bir içeriği belirtiyor aslında article. Yani makale aslında Türkçe'ye çevirdiğinizde ama her zaman hani makale olmaz. Bir forum yayını, blog yazısı, bir hikaye yani article içerisine alınabilir. Kendi başına olabilmeli hani bir bağımsız bir öge gibi düşünülebilir. Aslında tarayıcıdan bağımsız da değildir. Özel bir durumu yoktur ama article dediğinizde hani bir sitenin geri kalanından bağımsız olarak değerlendirebileceğiniz bir bölge yaratmış oluyorsunuz article ögesiyle. Şimdi bunları biz beraber tekrar bir uygulamayla görelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, veri almak için Sinop Valiliğinin sitesine girdim. Sinop dedim. Ve daha sonra ne yenir dedim. Ne yenir dediğimiz sayfaya geldik. Siz de gelebilirsiniz Sinop Valiliği sitesinden. Sinop dedikten sonra ne yenir. Evet, sayfamız ne yenir sayfası olsun. Çünkü bize içerik için veri lazım. Oradan alacağız. Peki, body body arasında header'ımızı oluşturalım. Header. Bakın etiket geliyor zaten hemen. Başlığımızda yöre mutfağı olabilir. Ne yenir olabilir. Ne yenir olsun. Büyük başlığımız. Yani bunun içerisinde ne olabilir demiştim. Hani H1 olabilir, H2 olabilir, büyük başlık olabilir. H1 ile başlayalım. Yeniyle H1 içerisine alalım. Bir takım sloganlar olabilir, her şey olabilir demiştik. Yani başlığa dair her şey olabilir. Burada mesela bir başlık daha var. Onu da ne olarak alalım? H2 olarak alabiliriz, paragraf olarak alalım. Yöre mutfağı diyor. Alamadım. Evet. Ctrl C dedik. Yöre mutfağı diyelim. Header'ımızı oluşturduktan sonra
bir tane article oluşturmak istiyorum yine header'ın altında. Ve bu article'ın tüm ögeleri alacak şekilde, yani burada yöre mutfağına ait bir takım yemekler olsun isterdim. Kitaba mı yönlendiriyor? Tekrar bir Sinov'a girelim. Daha böyle farklı vardı bir tane, pardon, ekonomi, el sanatlarıydı galiba. Hani böyle farklı article, hani farklı konular olsun istiyorum. O yüzden el sanatları kısmına geçtim. Niye yenir değil, el sanatları diyorum. Niye şöyle farklı farklı şeyler olsun, hani başlıklar olsun, article olarak değerlendireyim her birini diye düşündüğüm için. Sinop diye geçsin. Yöre mutfağı değil artık. Yani buraya başka bir şey almak istemiyorum. Sadece H1 dursun istiyorum şu aşamada. İkinci bir başlama gerek yok. Ve bir article oluşturdum. El sanatları dedik. El sanatları ve ilk büyük article'ımı koydum. Yani hepsini içerisine alan şu bütün şeyleri, neydi? El sanatlarını içerisine alan bir article düşünüyorum. Tekrar içine mesela ilk başlığımı vereyim. Yine H1 olsun burada. Neydi ilk başlığım? Çember. Çember dedim. Ve daha sonra bunu da H1 verirsek hani çok büyük olur değil mi? E2 diyelim. Ve yine article içerisinde farklı article'larım olacak demiştim ya. Article diyorum yine. Bunu da çember için yapıyorum. Ctrl X, Ctrl V dedim. Evet. Burada mesela bunu diğerlerinden ayırmak için class tanımlayayım. Buna tüm içerik değil. Class tanımlayayım. Mesela buna da sadece içerik değil. Bu class. Evet. Şimdi çember dedim. Bir paragraf alayım oradan. Değil mi? Bir tane içeriğim olsun. Şunu alayım. Ctrl C dedim. Ve yapıştırdım. Evet, şimdi bir tane oluşturmuş oldum içerik ama bu içeriklerim devam ediyor. Dolayısıyla ben bunu tamamen aldım, içerik article'ımı. Ve aynısından bir tane daha istiyorum dedim. Ctrl C, Ctrl V. Ne değişecek burada? Çember yerine mahraba gelecek. Şu iki nokta üst üste de aslında şık durmayacak. Onları kaldırayım, iki nokta üst üsteyi. Buna mahraba yazıyorum. Mahrama. Ve mahrama içinde içeriğimi alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde yapıştırdım. Evet, bu şekilde peşkir için, yeni tekne modelciliği ve kotracılık için, bıçakçılık için, keten dokumaları için bunları yapacağım şimdi. Siz de bu arada yapabilirsiniz. Videoyu durdurarak bu içerikleri devam ettireceğim. Evet, diğer birçok şeyi yaptım. Ne yaptım? İşte ilk başta içerik klası içerisinde çemberi almıştık. Burada o article bitti. İçerik article'ı. İçerik article'ı tekrar burada başladı mahraba için. Tekrar burada bitti. Tekrar içerik article peşkir için başladı. Bitti. Ve içerik gemi ve tekne modelciliği için başladı. Ve burada bitti. Tekrar bıçakçılık için başladı. Şurada bitti. Gibi. Yani en sonunda keten dokumacılığı kaldı. Hadi o da eksik kalmasın diyelim. Şu baştaki kısmı alıyorum. En son tabii ki paragraf ve article ile bitecek, onu biliyorum. Bunu article ile biteceği için article yazalım. Ve bir paragraf ekleyeceğiz. Ve bunun için yapacaktık. Keten dokumalar için yapacaktık. Ctrl C diyorum. Son olarak bütün içeriğimi almış oldum. Paragrafımı da alayım. En son bir kaynak diye bir bölüm var mesela. Onu da alabiliriz bunun içerisine. Ne diye alalım? Bir paragraf oluşturalım şurada şimdilik. Bunun için özel bir şey de düşünebiliriz. Ctrl C, Ctrl V diyelim. Evet, kaynağımızı da aldık. Şu an için öylesine aldık. Evet, şu anda kaydedelim bir bunu.
Nereye kaydedelim? Yine biz VTT10 demiştik masa üstünde. Yine masa üstünde ben yeni bir klasör oluşturuyorum. VTT11 diyeyim. Veri tasarım temelleri 11 diyeyim ve buna neydi bunun adı? El sanatları mıydı? El sanatları. Sanatlari.html olsun. Ve kaydediyorum VT11 içerisine. Ve şimdi nasıl göründüğüne bakalım. Şu anda CSS'imiz hiç yok. Ve nasıl görünüyor? Direkt sayfamızı açacağız. Evet, masa üstümüzde desktop'ta VTT11 içerisindeki el sanatlarını tıklayarak açıyorum. Evet, geldi bakın el sanatları. Burada neysiz, direkt düz, işte bir başlığım var. Bu header, mesela header ve H1 boyutlarında başlık olduğunu belirttim. Daha sonra tüm içeriğin yer aldığı bir tüm içerik class var. Onu oluşturacağım şimdi. Ve tekrar her bir article olarak değerlendirdiğim modeller, işte şey pardon, el sanatların her birini article olarak en sonunda da kaynak. Footer var mı? Yok. En son footer'ı da ekleyelim. Tüm içerik bittikten sonra bana bir footer oluştur diyelim. Footer içerisinde de ne olabilir? Şuradan ne koymuşlar footer'a? Bakın burada farklı simgeler vesaire konmuş. Sinop Valley yazalım. Sinop Valley. İşte burada copyright bilgisi falan verilebiliyor. İşte şu tarihte gibi. Bunu da ambersand copy mi diyorduk? Ambersand, pardon, şuraya tıklayayım tekrar. Ambersand işareti ve copy dediğimizde hani C işareti geliyor. 2020 diyelim mesela. Gibi. Birazdan zaten çıktısında da göreceğiz. Hemen şurada bir F5 yapalım. Footer'ı da görün. Footer'ı bakın şu şekilde hiç CSS'siz haliyle oluşturmuş olduk. Şöyle büyüteyim. Ve şu şekilde oluşturduğumuzu görün. Şimdi tekrar küçültelim. Kontrol eksi şuradayken. Kontrol eksi %100'e getirdim tekrar. Evet. Şimdi gelelim CSS'ime. Tüm içeriye neler yapacağım? Style'ımızı açalım. Heat arasında. Ve header'a, footer'a ve article'daki class özelliklerine, işte tüm içerik neler vereceğimize bakalım. Önce tüm içerikle başlayalım. Tüm içerik dedik. Bakın hemen geldi. Küme parantezi içerisinde. Mesela bunun sıfırladık. Yani şuradaki küçük şeyleri, tüm içeriği marjinini sıfırlayabiliriz. Padding 5 px gibi bir şey verebiliriz. Padding vereyim. 5 px. Pardon, px. Bir enterleyim. Bakın şöyle bir boşluğum oluştu. Tamam. Burada mesela bir arka plan vereyim ki hani göreyim ben içerikle neydi tüm içerik arasındaki farkı. Background color vereceğim. En kolay yöntem ayırmak o şekilde. Burada da yine böyle çok dikkat çekmeyen dark gray olsa çok mu gri olur? Light gray olsun. Dark varsa light da vardır. Light gray, evet şu. Açık bir renk olsun. Gri tonları olsun. Daha sonra da bunu bir kaydedelim. Daha sonra da şeye dönelim. Şimdi aynı şeyi içeriğe yapalım. Mesela içerikleri belirginleştirelim. Benzer şeyi daha doğrusu. İçerik klasıma da küme parantezimi açtım. Background vereyim ki hani ayrılsın demiştim biraz önce. En kolay yoldur. Hani sonradan silebilirsiniz ama ayırmak için. Alice Blue olsun hadi o da. Şurada rastgele seçtim. Siz de direkt white bile diyebilirsiniz. Evet, çirkin oldu. Genelde gri ile beyaz güzel gider. Şu an için evet. Bunları da ne diye yaptık şimdi? Article'larımı belli olsun diye yaptık. Peki şimdi ben direkt içeriğe verirsem ne olur? Tüm içerik içerisindeki içeriğe verirsem ne olur? Bu tür şeylere mesela ben burada padding verdim. Padding verdim 5 px.
Bakın ne oldu? Ortalık karıştı. Yani içeri 5px verdim. Sanki hani bunu bir bütün olarak article gibi algıladı. Onun yerine şöyle verseydim nasıl olurdu? Tüm içeriğin içerisindeki içeriğe ver. Nokta içerik. İçerik dedik değil mi? Evet. Bu içeriğe ver dedim. 5px. Diyeyim bir de. Buradan kestim. Şuraya yapıştırdım. Yine aynı şey yaptı değil mi? Ama aslında burada yapmak istediğim farklı bir şey. Durayım, düşüneyim tekrar. Yani aslında şey yok. Nasıl anlatayım? Article'lar arasında şey yok. Boşluk yok. Margin diyelim. Margin mesela ne olsun? 10px olsun. Bunu deneyelim şu anda. Spontane geliştiriyorum uygulamayı. Evet, aslında hani istediğimiz buydu. Peki hocam bunları şurada da yazabilir miydin? Evet yazabilirdik. Hani burada da yazabilirdik. Fark olur muydu? Bakalım hemen. Ctrl C dedim tekrar. Fark olmuyor. Evet. Ama daha çok hani neyin içindeki ne gidiyor gibi düşündüğünüzde hani şu kullanımda çok sıklıkla karşılaşacağınız şey. Niye? Niye hocam öyle kullanılıyor? Mesela şimdi burada H2 var değil mi? Başka bir yerde daha H2 vardır. Ama siz hangi H2'yi değiştirmek istiyorsunuzdur? İçeriğin içindeki H2'yi değiştirmek istiyorsunuzdur. Tüm içeriğin içindeki H2'yi değiştirmek istiyorsunuzdur ya da gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda ne yapmamız gerekir? Şunu yapmamız gerekir. İçeriğin içindeki H2'ye işte bir şeyler ver bana. Söyle. Yani onun üzerinde oynamak istiyorum. İçeriğin içindeki H2 de şunlar değil mi? Yani bir, sitenin başka yerinde de H2'ler olabilir. Ama özellikle ben onu istiyorum dediğinizde. Mesela o H2'ye de margin verelim. Margin 5px diyeyim. Bakın şuna bu sefer diğerlerinden farklı olarak bakın margin verdiğim için biraz daha içeri girdi. Hatta 15 desek daha belirgin olur ve görebilirsiniz belki. Evet, şöyle içeri girmesini sağladık. Ha, hoş mu? Aynı olsa daha iyi olur. Buna 10 verdiysek buna da 10 verelim mesela. Oradaki 5'i de aldı. Padding'in 5'ini de aldı içerik. O yüzden farklı margin 10px dediğimiz halde çok küçük bir şey. Yani ben bu içeriği şu şekilde yapsaydım öbür tarafı da katar mıydı diye düşünüyorum şu anda. Tüm içerik diyorum. Tüm içerik içindeki. Pardon, tüm içerik böyle yazılmıyor. Tüm içerik. Değil mi? Nokta. İçerisindeki içerik. Ctrl C dedim. Şuradaki noktalık olmalı mıydım? Ctrl C dedim. Ha, evet, onu koymadığımda da tamamen yokmuş gibi saydı. White hiç görmedi. O yüzden o noktayı koyacağız. Evet, koymamız gerekiyor. Şurada mesela işte aynı gitsin demiştik ya. Şu işte bir önden gidiyor, bir arkadan gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü paragrafta aynı şey olmadığı için. O yüzden buraya P de yerleştirelim. Evet, paragrafla aynı hizada gitsin. İkisinin de bir 10px verdik buradan. İçeri girmesini istedik. Daha iyi görünsün diye, okunması rahat olsun diye. Peki, biz şimdi footer'a bir şey yapalım. Yani şu kaynak footer'da da olabilirdi. Footer bakın çıplak kaldı. Ya da header çıplak kaldı. Bunlar için ne yapabiliriz? Yine şu doğrudan verebiliyorsunuz. Mesela burada footer diyelim. Sanki bir div gibi kullanabiliyorsunuz onu. Özel bir kısım gibi. Bu text align center diyelim mesela. Center dedim. Başka padding verebiliriz. Genelde verilen. İşte buna da 5px diyelim yine. Background color verelim. Farklı olduğu ortaya çıksın. Background color diyelim. Yine altında soluk bir renkler. Evet şöyle gözünüzü yormasın diye göz yormayan bir renk seçtim. Ve tabii bunun içerisinde color.
Color da daha baskın bir renk olabilir. Baskın da değil de aquamarin gibi yine göz yormayan bir renk olsun. Bir bakalım duruma. Enter'layalım. Rastgele verdim çünkü. Şöyle oluştu. O renk. Renk hiç olmadı. Color'daki renk. Bu 3-3-3 diyeyim yine. Kurtarıcı rengim benim. Evet şurada. Gördüğünüz gibi ne oldu? Ortalandı. Ne bileyim. Burada ne olabilir başka? Hate white, hate değil de white verilebilir mesela. Çünkü white hiç, pardon, white hiç vermedik. Tepeden gelen hepsinin içindeki, tüm içeriğin içindeki white mesela. Hiçbir şekilde, pardon. Şunu oynatalım. Tamamen sayfayı kapladı. Neden? Çünkü hiçbir şekilde biz genişlik vermedik, white vermedik. Onunla şimdi uğraşmayacağız. Hani bir sonraki uygulamamızda birleştirebiliriz. Tabii ki yapılabilir. Footer'da bir height istiyor gibi, yükseklik istiyormuş gibi. Ya da margin verebiliriz öbür taraftan uzaklaştırmak için. Ama bir height verelim. Height mesela 50px diyelim. Şurada hani çok küçük kaldı gibi. O yüzden biraz büyüttüm. Bu mesela şeyde yatayda ortalandı ama dikeyde ortalanmadı. Bunun için vertical align gibi bir şeyler kullanabiliyorduk. Line height kullanabiliyoruz. Tekrar hatırlamam lazım ama line height ne diyelim 20px desek. 20 diyorduk ya da 70-50 gibi değerler veriyorduk buna. Çok aşağıya kaydı. Bu da yine geri şeylerimde kaldı. Hafızamda bu uygulama da gerilerde kaldı. Onun için ne yapıyorduk? Tekrar bakmam lazım. Bunu burada ortalıyorduk bir şey yapıp. Vertical line değildi. Başka bir şeydi ama hatırlayamıyorum. Vertical align. Middle. Ctrl C desem. Yok, işe yaramıyor. Başka bir şey yapıyorduk ki bunu aşağı alıyorduk. Bu durumda şunu mesela tam ortaya almak için top ve en basit şu anda düşündüğüm yukarıdan ve üstten ve alttan farklı bir padding vermek olabilir. Mesela toplamda sağdan ve soldan oto, yukarıdan aşağıdan 10 desek mesela nasıl olur? Ya neydi? 10 dedim ve oto dedim. Değil mi? Oto. Sağdan soldan oto. Genelde bunu margin için veririz. Margin de diyebiliriz. Margin diyeyim hadi. Ama footer'ın margini farklı bir şey. Padding'i farklı bir şey. Padding'i kesinlikle o dışa doğru yapar. Ctrl C diyeyim. Yok, istediğim gibi yine olmadı. Padding top diyelim. Bu şekilde yapılmıyordu ama yine öbür yöntemi de hatırladığımda size veririm ben. Çok basit iki kodu vardı. Geçen seneki derslerimizden hatırlamam lazım ama hatırlayamıyorum. Yani padding top ve padding bottom'ı aynı verirsem toplamda da 50 ise yükseklik. İşte bu da bottom olsa. Öyle düşünebilirsiniz. Burada ne oldu? Toplamda 30 oldu. Peki 20-20 desem yukarıdan ve aşağıdan. Hani toplam yükseklik 50 olduğu için bir ortalamayı tutturur muyum diye en basit hani anlamda. O zaman da işte fazlalıklar oluşuyor. Height'e dahil oluyor. Onu dahil etmemek için box sizing diyorduk. Box sizing özelliğini verelim. Border box diyelim. Padding'i şeye dahil et. Height'e dahil et lütfen. Ha, daha iyi oldu bak mesela. Ortalandı. Yani bu da spontane geliştirdiğimiz ve ortalayabildiğimiz. Şöyle ortaladığımızı görün. Şunu tam ortada. Yani üstten ve alttan da ortalanacak şekilde. Şu yukarıda kalmıştı. Onu ortalamış olduk. Evet, article'ları, header'ları bu şekilde kullanabiliyoruz. El sanatlarının altına işte bir slogan yazalım. Ne diyelim? Kuzeyden gelen sanat gibi bir slogan uydurdum şu anda. Mesela bu çok şey oldu. Mesela bundan çok bağımsız oldu.
Bu Hidra bir tane Hidra hiç özellik vermemişiz. Evet, Hidra bir şeyler yazalım. O yüzden bağımsız oldu belki de. Böyle çıplak kaldı yine. Hidra'da yine bir background oluştursak ve görsek ne Hidra'da çalıştığımızı, değil mi? Direkt yine göz yormayan bir renk seçmeye çalışıyorum. Turuncu olsun. Hiç göz yormadınız hocam diyeceksiniz. Evet. Bu yapıştı sağ sola. Ne veriyoruz o zaman? Padding veriyoruz. İşte 10px desek çok mu olur? Reader için olmaz bence. Evet. Mesela bu da bununla birlikte çok arada fark oldu. Ne? İki öge arasında aşırı bir neydi? Boşluk oluştu. Bunu azaltmak için ne yapabiliriz? Alttaki padding mesela yok. Bunun padding'i el sanatları H1'e bir şeyler yapabiliriz. Evet, H1'e bir şeyler koyabiliriz. Yani şu an için aklıma bir şey gelmiyor ama düşünebiliriz. Ve marjin de demek dış boşluk. Yok, padding'di. Padding işte left'ten marjin dersek bu tarafa yürümüş oluruz. Biz ise içeride yürümek istiyoruz. Padding 10 dediğimizde de bu yeterli gelmedi. Hani şu aslında yukarıdan aşağıdan farklı verirse daha iyi olurdu. Yani padding left demek istiyorum. 10px gibi bir şey demek istiyorum şu an. Şu içeriden aldı ve buraya yapıştırdı. Alttan vermediğimiz için. Padding left. Header P diye ayrı ayrı vermek lazım sanırım. Header'ın P'sini ayrı, H1'ini header nokta H1 diye ayrı olarak verilebilir. Nokta değil de header H1 diye. Ayrı versek nasıl olur ya da şunu 20 desem. Ctrl C. Şuraya biraz daha geldi. Şuraya bir line height 2 verdim. Bu arası açıldı. Aslında şu da şu tarafa giderse hiç fena olmaz gibi geliyor bana. Header P mesela P'ye aynı şekilde özellik verdiğimizde header P dediğimizde bunun da plot right desem ortalığı karıştırır mıyım bir bakalım. Text align left desek de olurdu. Evet şurada ortalığı karıştırdı. Niye? Bir sonrakinde kayarak aşağıya inmiş oldu. Sanki şurada olmadı. Text align right desek. Tabii ki onu da kullanabiliriz ama daha basit olur muydu acaba? Evet daha basit olurdu. Hani flatlarla uğraşmak zorunda kalmazdık. Çünkü temizlemek gerekiyor daha sonrasında. Evet burada köşede kalmış oldu. Biraz da hani bunun italik olsun. İşte font size olabilir mesela. Font size ile oynayabiliriz. Aslında hepsinin font size'ını verelim bir önce. Font size çünkü hiç ihmal ettik. P ve H'nin evet şurada bulmuş şunların. Mesela font size özelliği yüzde olarak versek ne olur? Ona bakalım. Mesela genelde 12-13 veriyoruz. 90-100 diyeyim mesela. %90 mı 90-100 mi? Evet, biraz daha bakın. Toparladı gibi. Yani bu da niye %90 diyorum? Yine responsive özelliği kullanmak için. Text align just diyelim. Neden? Şuradakiler hani böyle böyle durmasın, düzgün dursun diye. Evet. Daha bir iyi oldu sanki. Şunlara o özellikler verilmediği için normal P'ye de verelim. Herhangi bir P ögesi kullanıldıysa. Onu aslında hiç direkt şeye de alabiliriz. Kaynak kısmını footer içerisine de alabiliriz. Orada da belirtebiliriz. Dolayısıyla çok uğraşmamış oluruz yine. Ona da ayrı uğraşılabilir tabii ki tasarımcıya kalmış. Şu paragrafı ben Ctrl X dedim. Ve footer içerisine almak istiyorum. Şuraya bir BR atmak lazım. Paragrafı alabiliriz onu da ayrı. Şöyle yapalım. Evet, enterlayalım. Ne yaptık? Aşağıda sanki footer bağımsız bir paragrafın yani içerisine almamış gibi değil mi şu ögeyi?
paragrafı footer içerisinde kabul etmemiş gibi altına attı. Şu an için şöyle bir şey yapalım tekrar uğraşmamak için, şu anlık uğraşmak için. Paragraf aldığın için mi acaba? Şunu şöyle içerik olarak alalım şu anda. Ki o öyle de yapabiliriz tabii ki. Tekrar bir enter diyorum. Evet, şimdilik böyle dursun. Senin varlığı slash koydum ve direkt hani gibi nereden kaynak aldığımızı belirtmiş olduk. Şimdilik böyle kalsın. Evet, şunu biraz italik yapmak için ne yapıyorduk? Kuzeyden gelen yıldız. Doğrudan burada i'yi de çalıştırabiliriz. Nerede bizim sloganımız? Hemen hızlı bir şekilde sloganımıza gidelim. Sloganımız burada. Bunu tabii ki style'e de verilebilir bunun ama basit, en basit yöntemle nasıl yapıyorduk? Basit metin düzenleme ögesi vardı italikten. Ctrl V. Şurada biraz da mesela bunun fontunu falan değiştirebiliriz. Tek başına paragrafa bir şey vermemeliyiz. Sadece tek başına paragrafa, header'daki paragraf da olabilir tabii ki. Bir tane burada var zaten. Evet, doğru. Font size'ını bunun da daha büyük bir değer verelim. %90 demiştik diğerine, değil mi? Yani 90 değil de bu kez 12px desek ne olur? Font family de hiç vermedik gerçi bütün sayfaya. 12 çok düşük. 20 diyelim. Sonuçta slogan. Evet, gibi. Çok da büyük olduysa da kendiniz ayarlayabilirsiniz. 17 demek istiyorum. Çok da büyük olmasın. Evet, şöyle kalsın. Sinobel sanatları. Bu sayfamızın adı böyle kalsın. Daha sonraki uygulamamızda bu sayfamızı gömeceğiz. Yani normal başka bir web tasarımının içinde bu divi gömer gibi. Evet, şunun içerisine gömmek istiyorum. Yani daha önceki uygulamamızda gösterdiğim, pardon, şunun içerisine. Şunu oluşturacağız bir sonraki uygulamamızda ve bunun içerisine gömmek istiyorum. Yani şurada el sanatları deyince o gelsin. Başka bir şey, ne yenir deyince yemekler gelsin gibi. Ama bu şekilde bir yapıyı önce hazırlamak gerekiyor. Onu anlatmaya çalıştım. Yani biz parça parça hazırlayıp sonra tüme varıyoruz. Yani tümden gelme değil de aslında tüme varım yapıyoruz. Parçalarımızı daha sonra şöyle bir tasarımda birleştiriyoruz. Header bile farklı tasarlayabilirsiniz. Footer farklı tasarlayabilirsiniz. Daha sonra bunları birleştiriyoruz. Bu şekilde. Şu renk de aynı olsun derseniz zaten site tasarımlarında buna dikkat etmek lazım. Mesela background color footer'da neyse header'da da olsun gibi bir gidişat olması da gerekiyor. Footer'dakini seçelim. Header'daki nerede? Şurada koral demişiz. Yine renk paletlerine bakılarak internet üzerinde Adobe renk paleti gibi. Yani şu şekilde uyumlu olmasına dikkat ediyoruz. Evet. Sitemiz, yani sitemiz diyorum, web sayfamız bu şekilde dursun şimdilik. Bir sonraki uygulamamızda bunun üzerinde bunu gömerek devam edebiliriz. Evet, bugünkü dersimizde size header, footer ve article'ın kullanımı ile ilgili bir örnek yaptım. Burada aslında bu HTML ögeleri çok fazla kullanılıyor ve kullanılmalı gerçekten. Artık HTML5 ile birlikte tavsiye konsorsiyum ve V3 konsorsiyum tavsiye ettiği bu tagları ayrı olarak bu şekilde kullanmak gerekiyor. Header ögesi giriş içeriği için bir kapsayıcı oluşturuyor ya da işte buraya gezinti düğmeleri falan da konabilir tabii ki. İleriki uygulamalarda o tip şeyler de yapacağım. Bir header ögesi genellikle ne içerir derseniz, başlık içerir, logo içerir, bir slogan içerir gibi. Footer ögesi ise daha çok alt bilgi niteliği taşıyor. Bir web sayfasının alt bilgisini oluşturabilir ya da web sitesinin alt bilgisini oluşturur. Footer içerisinde ne yer alır derseniz de yazarlık bilgileri, telif hakkı bilgileri, iletişim bilgileri, site haritası, üst bağlantılara bir takım yani linkler verilebilir. Artikel ise kendi kendine tam bağımsız bir yer oluşturmak istiyorsunuz. Nasıl mesela herhangi bir web sitesi içerisinde bağımsız bir bölüm oluşturmak istediğimizde kullandığımız bir öge.
Evet. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.